Selam canlarım. Şu anda uzun zamandır kamera karşısına geçip konuşmadığım için videoyu başlatmakta bayağı zorlanıyorum ve konuşmakta da zorlanıyorum. Evet, bugün sizlerle çalışma alanımı yeniden düzenleyeceğiz ve gördüğünüz gibi ben farklı bir odaya taşındım şu anda. Yani tabii hala Safranbolu'daki evimizdeyim. Biraz bu konulardan da bahsedeceğiz zaten oraları toparlarken. Bir önceki odam çok fazla ışık almıyordu. Bundan dolayı da orada ders çalışırken, oradaki masamda ders çalışırken böyle biraz bunalıyordum. Kendi odamdaki bazı eşyalarımı böyle güneş alan bir odaya taşımaya karar verdim. Ve burada kendime göre bir alan oluşturdum. Gece balkonda bazı şeyleri düşürüyor. Sonuç olarak bugün sizlerle burayı düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz ben dekorasyonu çok seviyorum ve aslında çalışma alanımın dekorasyonu beni en çok motive eden şeylerden bir tanesi. Şimdi size bu alanı birazcık göstereceğim. Burada bir yatak var. Şurada iki tane komodin var. Buraya bir tane koltuk getirdim. Normalde koltuk burada değildi. Ve şu masayı getirdim. Bu masa aslında biraz küçük. Ama benim için yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu dönem hem online olarak derslerimizi sürdüreceğimiz için hem de ben inşallah yüksek lisansa kabul edilirsem bioinformatik alanında yani bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar yapacağım için bu masa benim bilgisayarımı ve ufak tefek bazı kalem, defter gibi şeylerimi koymamda yeterli olacak. Onun dışında şu pencere önlerine ve şuradaki komodine de birkaç tane kitap gibi dekoratif şeyler koymayı düşünüyorum. Buraya ben en sevdiğim kitaplarımı kitaplığımdan çıkarıp yerleştirdim. Yerleştirdim de denemez de yığdım yani böyle resmen. Bunların hepsini kullanmayacağım. Sadece içlerinden böyle buraları doldurmaya yetecek kadarını kullanacağım. Onun dışında böyle buraları organize etmemi sağlayacak birkaç tane kutu falan da getirdim. Aslında tam olarak aklımda neyi nereye yerleştireceğim hakkında pek bir fikir yok. Sizinle birlikte göreceğiz aslında buraları yerleştirirken ne nereye gelecek. Böyle hadi bakalım başlayalım. Pencere önleri, koltuk ve bu çiçeklikle başlamak istiyorum. Bu koltuğun rengi aslında güzel ama Bursa'da kullandığım koltuk örtüsü olarak kullanıyordum ben bunu zaten orada da. Böyle beyaz peluşumsu bir şey var. Bunu bunun üzerine örterek başlayacağım. Daha sonra şuraya şu sukulentlerimden bir tanesini yerleştireceğim. Ve buranın içerisine de bu ışıklarımı, bunları da Bursa'dan getirdim bu arada. Bu ışıkları yerleştireceğim. Aslında ben Bursa'dan getirdiğim eşyalarımı böyle evin kullanılmayan bir alanına koymuştum. Onları buradan direkt Ankara'ya yüksek lisansa başladığımda oradaki evime götürüp oraya yerleştirecektim. Hiç böyle kolilerinden, poşetlerinden falan çıkarmamıştım. Ama son birkaç haftada olan gelişmeler bu eşyaları çıkartmama sebep oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde bioinformatik programına başvurdum sadece yüksek lisans için. Bu hafta içerisinde de mülakatı olacak. O gün de sizinle bir vlog paylaşmak istiyorum aslında. Bakalım. Dolayısıyla kabul edilirsem inşallah Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlayacağım. Ve Hacettepe Üniversitesi de lisansüstü bölümlerinin online olarak derslerini sürdürmesine karar vermiş. Dolayısıyla da bu dönem büyük ihtimalle Ankara'da olmayacağım. Burada Safranbolu'da ailemin yanında kalacağım. Beğenemedim ya. Hayalet gibi görünüyor. Biraz daha hoş oldu sanki. İşte ben bunu sonra belki tekrar değiştirebilirim. Ama şu an için buranın özellikle gece çok güzel duracağını düşünüyorum. Altında böyle makyaj malzemelerim, parfümlerim falan var. Bunlardan birkaç tanesini şuraya dergilerin üzerine çıkartacağım. Thank you.
Şimdi asıl en önemli yer olan çalışma masasına geliyoruz. Ben buraya böyle hazır bir sepet almıştım. Bunun içerisine gündelik olarak kullandığım işte ajanda, defter, kitap gibi şeyleri koyacağım. Bunun içerisine devamlı olarak kullandığım kalemlerim var. Bu kalemleri şunun içerisine yerleştireceğim. Bunun içine benim normalde renkli markerlarım, Stabilo'nun renkli kalemlerine falan vardı. Ama onları boşalttım, başka bir kalemle yerleştirdim. Burada sadece günlük olarak kullandığım siyah ve lacivert işte jel kalemler vesaire. Bir de bu Tombow'un markerı kalacak sadece. Onları gündelik olarak hem defterlerimde hem de ajandalarımda kullanıyorum. Buranın da son hali bu şekilde. Çok fazla eşya yerleştirmek istemedim özellikle. Gerektiğinde bilgisayarı ileri itip buradan defter alıp şurada çalışmam mümkün olabilsin diye bunları şu tarafa ittim. Ve buraya da masa lambamı koydum. Bu hasır sepetin içerisinde şu anda iki tane defter. Şu ajandam, bu da böyle listelerimi yazmakta kullandığım noktalı bir defter. Bunları yerleştirdim. Şu anda okuduğum iki tane kitap ve Japonca çalışırken kullandığım bir kitabı koydum. Burada böyle pembe bir kutum var. Bunun içerisinde gündelik olarak kullandığım post-itlerim var. Ve bir de şu zamanlayıcı var. Bu normalde bir mutfak zamanlayıcısıydı. IKEA'dan almıştık. Bunu çalışmaya başlarken 30 ya da 45 dakikaya ayarlıyorum. Ve bu süre bittiği zaman çalıyor. Ben de çalışmayı bırakıyorum. Çünkü bazen ben çok uzun süreli çalışıyorum. Ve böyle olduğunda hani 1 saat çalışıp mesela sonra çok yoruluyorum. 2 saat, 3 saat ara veriyorum. Onun yerine 30-40 dakikalık çalışmalar ve arada 10-15 dakikalık molalarla daha verimli şekilde geçiyor günüm. Bundan dolayı bunu da buraya yerleştirdim. Burası da böyle görünüyor şu an. Burası benim aslında hem ders çalışma alanım hem de video çekme alanım oldu. Film odası gibi bir şey oldu benim için. Bunu da özellikle pencerenin önüne koydum. Çünkü mesela vloglarda sabahları hazırlanırken falan kamerayı şuraya koyup bir yandan burada hazırlanabilmeyi istiyorum. Aynı zamanda burada işte ders çalışma vloglarını falan çekerim diye düşünüyorum. Buradaki sandalyeyi de hem burada ders çalışırken hem de şunun önüne geçip orada hazırlanırken kullanabilirim diye düşünüyorum. Burada da işte kitap okuma alanı gibi bir şey oldu benim için. Öyle burası benim çok içime sindi açıkçası. Evet, böylelikle bu odayı sizinle bu şekilde düzenlemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç ayı bu odada geçireceğiz sizinle. Çok göreceksiniz. Benim açıkçası çok içime sindi. Çünkü ben bu şekilde böyle Dark Academia tarzı, ahşap detayların olduğu, böyle mumların, sanki bir kahve dükkanındaymış gibi hissettiren detayları çok seviyorum. Hem fonksiyonel hem de insana kendisini iyi hissettiren detayların olmasını seviyorum çalışma alanımda. Artık inşallah yüksek lisansa kabul edilmem ve derslerimin de başlaması YouTube'da ve Instagram'da da daha aktif olmayı düşünüyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.